Rüken'de harcı arkadaşlar benziyor. Bugün Minecraft USC Games olacak arkadaşlar. Ultra Hardcore Survival Games'e diyebiliriz. Bunun şerefine, bu Survival Games'in şerefine güzel bir like patlaması bekliyorum. Öte yandan da araştığım kadarıyla Türkiye'de bunu ilk ben çekiyorum yani. O yüzden de ayrı bir mutluyum. Eğer benden önce çeken varsa da kusura bakmayın arkadaşlar. Araştırdığım kadarıyla dediğim gibi ilk çeken benim. Sizden de güzel bir like patlaması bekliyorum yani. Gerçekten de çok güzel bir Survival Games oynayacağız. İlerleyen zamanlarda da nasıl bir Survival Games olduğunu sizlere bunu açıklayacağım arkadaşlar. Gerçekten de sizin de beğeneceğinize eminim yani. Ve ben MCSC nasıl eski haline geri döner konusunda MCSC benim olsa diye bir konudan bahsetmiştim. Yani nasıl eski haline döndürebiliriz, nasıl MCSC'yi canlandırabiliriz diye. Benim orada anlattıklarımı neredeyse bu sorunun kurucusu yapmış. Yani bu sorunun kurucusu neredeyse tam olarak benim kafamdaymış yani bu bu tür server kurma işlerinde falan. Ve farklı modlarda birçok survival games var. Bunlardan bir tanesi de Ultra Hardcore Survival Games olmuş ve gerçekten de en güzellerinden bir tanesini adam bulmuş yapmış yani. Helal olsun diyorum. Şimdi Ultra Hardcore Survival Games nedir ne değildir hepsini anlatacağım. Fakat sizden bir ricam var. Her izleyen videoya bir like atarsa gerçekten de çok sevinirim. Beğeniler düştü ve güzel bir mini game çekiyoruz arkadaşlar. Bunun şerefine hepinizden güzel bir, dediğim gibi, like patlaması bekliyorum. Sizlere güveniyorum. Hepiniz adamın dibisiniz. Bunu da başarabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi gerçekten de güzel bir başlangıç yaptık. Öncelikle Ultra Hardcore nedir? Ultra Hardcore'da arkadaşlar canınız gidince dolmuyor. Canınızın dolması için Golden Apple'la sadece canınızı doldurabiliyorsunuz. Ve hani bu da gerçekten de zor. Mesela benim bir tane Golden Apple'ım var şu an. O yüzden çok şanslıyım. İnşallah bu adam... Oh! Wrecked! Oh my god! Adam ne? Resmen tecavüze uğradı. Golden Apple'la sadece canınızı doldurabiliyorsunuz. Ve böyle yani canınız gidince sadece Golden Apple'a doluyor. Ama adam öldürdüğünüzde de Golden Heat veriyor size. Ve bu Golden Heat bu Golden Apple'dan farklı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Bu Golden Heat diğer Golden Apple'a göre daha fazla can dolduruyor. Bu da gerçekten de çok güzel bir şey yani. Çünkü mesela adamı öldürürsünüz canınız azalır. O yüzden Golden Heat yerseniz diğer Golden Apple'a göre daha fazla canınız doluyor arkadaşlar. Şimdi ben hemen Gold'larla kendime birazcık daha Golden Apple yapacağım. Evet, tamamdır. Böyle bir mini games ve border yazıyor sağ tarafta. Hemen onu da sizlere anlatayım. Border'da arkadaşlar duvarlar, camlar gitgide üzerinize doğru geliyor ve alan gitgide daralıyor. Mesela benim aklıma puta gelmişti oyunun çok uzun sürmemesi için aklıma. Ama adamlar ondan daha güzel böyle bir şey yapmışlar. Helal olsun yani. Zaten yapan gerçi birçok server'da var. Normal Ultra Hardcore survival oynarken falan da genel olarak böyle yapılıyor ama adamlar güzel yapmışlar yani, dediğim gibi. Helal olsun diyorum. Şimdi bu arada şunları bir enchant basalım abi. Hemen sharpness 1. Power'dan bassak. Power basamayız ki abi. Ne yapmaya çalışıyorum ben şimdi. Şurada adam var, onu kesmemiz lazım. Evet, durumumuz şimdi bence bizim bu adamdan daha iyi. İki tane golden apple'ımız artı bir tane golden hit'imiz var. Ve bu adam da bir tane golden apple yemiş. Dediğim gibi camlar üstünüze geliyor, alan daralıyor ve böylece de oyun çok fazla uzun sürmemiş oluyor arkadaşlar. Sizlere tavsiyem, eğer bu mini games oynayacaksanız, ortaya yakınsanız bir an önce ortaya gidin. Çünkü ortada biliyorsunuz birçok chest var ve ortaya giderseniz emin olun yani büyük ihtimalle oyunu kazanırsınız. Ve adamı öyle bir şekilde öldürdüm ki sharpness 1'in iron kılıcının gücünü ona gösterdim ve iki tane golden heat'im oldu. Şu an gerçekten de denemelerim arasında ilk defa bu kadar geliştim. Hani adamlar geliştikten sonra da öldürmesi çok zor yani, istediğiniz kadar PvP'niz iyi olsun, adamın 5-6 tane gold apple oluyor yine sizi kesiyor yani. O yüzden gelişmek arkadaşlar bu mini games'te gerçekten de çok çok daha önemli yani, onu da söyleyeyim. Şimdi bir tane gold apple'ı adam görünce yemek istiyorum ben. O daha mantıklı çünkü, bir de ekstradan biliyorsunuz çünkü. 2 kalp veriyor, dur size atmayayım. Neyse, atayım lan, dur at. Bir şey olmaz, tamam. Şimdi enchant basmak istiyorum. 1 ve 1 kaldı zaten. Büyük ihtimalle adam ortadadır. Enchantment table'lar var arkadaşlar. Enchantment table'larla da enchant basabiliyorsunuz yani doğal olarak. Bu arada saddle var. Saddle'a da at bulursanız ata da binebiliyorsunuz. Dediğim gibi gerçekten de çok güzel yani. MCSC eğer bunları yapsaydı bu server yerine, ki hala yapabilir. Yapsa yani gerçekten de MCSC bile tekrar canlanabilir. Çünkü MCSC çok daha avantajlı arkadaşlar bu serverlara göre. Neden? Bir adı var yani. Çok şey MCSC'yi biliyor ama bu serverları bilen çok fazla kişi yok yani. Çok zor doluyor odalar falan. O yüzden MCSC bilindik olduğu için böyle şeyler bir başlarsa birçok YouTuber çekecek ve MCSC içinde bayağı iyi şeyler olabilir ama MCSC yapmıyor yani. Ama yakın zamanda belki bu serverdan falan görür yapar diye de ben düşünüyorum. Ve 17 tane gold'um var, o yüzden bayağı bir kendime gold yapmak istiyorum. Şöyle 2 tane daha golden apple yaptık arkadaşlar, çok iyi. Gerçekten de şu an bayağı bir geliştim açıkçası, oyunu kazanacağımı düşünüyorum şimdi.
Böyle yani anlatabileceklerim bu kadar. Diğer gerisi de normal survival games, normal PvP. Ultra Hardcore Survival Games de güzel bir şey. Aslında ben eskiden Ultra Hardcore Survival çekmeyi düşünüyordum ama çok sıkıcı olur, çok uzun olur diye çekmedim, vazgeçtim. Sonra işte bunu görünce, bu mini games yabancılardan görünce Ultra Hardcore Games yapmışlar. USC Games koymuşlar adına. Ama yani siz Ultra Hardcore Survival Games'e diyebilirsiniz. USC Survival Games'te diyebilirsiniz yani. Çünkü aynı şey. Şimdi Golden Apple'ımı yemek istiyorum. Çünkü adam ortada olabilir. Eğer canım azalırsa da direkt kendime Ender Pearl basıp kaçacağım arkadaşlar. Adam da evet ortada değilmiş ama pusu da kurmuş olabilir yani. Dikkatli olmak lazım ve almamışlar abi. Ortaya benden başka şu an gelen olmamış. Şu an çok mutluyum ama çok dikkat etmem lazım. Çünkü diğer kendimden biliyorum. Ortada böyle adamlar chest alırken adamları çok arkaladım ama kesemedim. Neden kesemedim? Çünkü adam full diamond set, bir sürü golden apple var enchantlı. O yüzden kesemiyordum. Neden kimse ortaya da gelmemiş açıkçası. Şu an çok şaşkınlıklar içerisindeyim ve bu oyun arkadaşlar neredeyse %100 bizde GG diyorum diğer arkadaşlara. Hatta hemen şöyle kendime bir enchant da basmak istiyorum. Hemen sana bir enchant basalım dostum. Tamamdır, rastgele basıyorum enchantları da. Çok güzel abi. Crafting table var mı? Var. Kendimize ne yapalım? Diamond sword yapalım o zaman. Bir tane diamond sword. Bakalım, ona da bir tabii ki de enchant basmak istiyorum. Enchantment battle'da şöyle yapalım. Şöyle enchantment battle'da bas bas paralarıyla ila. Çok güzel. Gördüğünüz gibi arkadaşlar canlar da yavaş yavaş daralıyor. Şu an 319x 319 gitgide daralıyor yani. Adam mecburen en sonunda bu ortaya gelecek yani. Bu adam buraya gelecek yoksa ölür. Evet, yoksa ölür gelmezdi ve şu an cidden easy peasy olduğunu düşünüyorum adamın. 31 tane de şeyim var. Ekmeğim var. Bu da güzel bir işaret bence. Şimdi yayımıza falan enchant basalım. Ben yayıma falan niye enchant basmıyorum? Dur. Power 1 var. Power 1 bas abi yayımıza. Dur. Sharpness 3 varmış. Bunda ne var? Buna basmadık. Kılıcımıza da Sharpness 3 basalım arkadaşlar. Başka projection var. Power 1 var. Tamam, basabileceklerim bastım yani. Şuna chest plate'ime projection 3 basabilirim, gerçekten de çok güzel olur arkadaşlar. Şimdi Ultra Hardcore Survival'da da böyle zaten bayağı enchant falan basabiliyorsunuz yani, bayağı enchantlı işler yapabiliyorsunuz ve galiba basılmadı maalesef. Neyse, sağlık olsun. İsmet'in kılıcı diye basayım mı, ismini değiştireyim mi bunun? Bence değiştirelim hadi. Tamam, RG kılıcı yapacağım isminden. Zaten şeyimiz bol. RG kılıcı. Evet, güzel. Allah bir dur ha. Tamam. Gördüğünüz gibi artık bu bir RG kılıcı ve adamı öldürmemiz çok daha kolay olacak. Şimdi ben ortada bekliyorum. Adam dediğim gibi en sonunda bu ortaya gelecek yani, yoksa ölür. Pusula ekleselerdi arkadaşlar benim düşündüğüm gibi de çok harbiden çok kısa sürerdi. Neden? Çünkü adam pusulaları eliyle direkt gider şak şak herkese öldürürdü. Ve gördüğünüz gibi ortaya gelmenin de ne kadar avantajlı olduğunu görmüş olduk. Gerçi ben ortaya gitmeden de açıkçası güzel gelişmiştim. Şansıma sandıktan güzel şeyler çıkmıştı ama şansıma bir de ortaya kimse de gelmemiş. 10 numara 5 yıldız oldu. Ve kendi kendime canımı götürüyorum, çok güzel. Neyse, zaten bir sürü golden apple'ım var, yerim, hiç sıkıntı değil. Evet, Türkiye'de ilk çeken benim açıkçası, o yüzden de mutluyum. İnşallah mini games'i beğenirsiniz. Şimdi ben çektikten sonra da tabii ki de birçok YouTube kanalı çekecektir. Çünkü bu da doğal bir şey gayet. Bu arada sakın ha bunu dis amaçlı falan anlamayın yani. Mesela nasıl ilk YouTube oyun videosunu çeken kimse ondan sonra çekenler de oluyor. Bu bir dis değil yani, bu bir kural gibi bir şey arkadaşlar. Şimdi adam nerede açıkçası merak ediyorum. Adamı göremiyorum şu an. Adamı gördüm. Hemen Golden Eat'lerden bir tanesini yemek istiyorum. Hiç riske girmek istemiyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi Golden Eat diğer Golden Apple'a göre çok daha fazla Golden Apple kalp veriyor. Tam olarak kaç kalp verdiğini bilmiyorum. Çünkü uzun zamandan beri arkadaşlar oynamıyorum. Ultra Hardcore Survival oynamıyorum. Zaten uzun zamandan beri Minecraft'ta oynamadığım için bilmiyorum yani tam olarak kaç kalp veriyor işte Golden Eat veya Golden Apple, bilmiyorum. Sorular da değişebilir. Ve adam öldü. RG kılıcı kazandı. İsmet RG winner. Ultra Hardcore Survival Games'de böylece kazanmış olduk arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel ya. Gelip siz de server'da oynayabilirsiniz. Server öyle çok tutar mı? Tutacağını zannetmiyorum ama yine de güzel, bence güzel fikirler üretmişler. Büyük server'larda açıkçası bunu bence çalabilir yani. Gerçekten de benim çok hoşuma gitti eğer kendi fikirleri ise. Güzel ya, güzel bir şekilde kazandık. Dediğim gibi son olarak toparlayacak olursak Ultra Hardcore Survival Games arkadaşlar, canınız sadece Golden Apple'la doluyor. Adam öldürünce Golden Heat veriyor, o normal Golden Heat. Diğer Golden Apple'a göre daha fazla
kalp veriyor sizlere ve gitgide de canlar daralıyor böyle. Enchant menchant olayı da çok fazla bayağı bir. Normal survival games'te enchant olayı çok fazla yok ama bunda fazla. Neden? Çünkü bu ultra hardcore survival games. Ultra hardcore, ultra hardcore'da da USC'de de zaten böyle enchant menchant olayları dediğim gibi çok fazla kolay bir şekilde oyunu kazandık. Şöyle GG yazdım ben. Yazmışım, tamam. Beni izin, teşekkürler arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz yorum olarak atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum.